Mahalle mahalle dolaşarak halkın sesi olan Vizyon 58 TV ekibimiz bugün de Diriliş Mahallesi sakinlerine mikrofon uzattı. Sivas'ın köklü mahallelerinden biri olan Diriliş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar mahallemize hiçbir hizmet yapılmıyor dedi. Belediye doğru bir şey yapmıyor ki. Hiçbir şey yaptığını görmedik şimdiye kadar. Mikrofonlarımıza konuşan mahalle sakini Serdar Şanlı, yolların sıkıntıları olduğunu, araç sürücülerinin hız kurallarına uymadığı için kazaların meydana geldiğini ve çocuklarını dışarıya çıkaramadıklarını, buraya bir trafik lambasının konulması gerektiğini söyledi. Bu arkamızda gördüğünüz köprü, üst geçit gerçekten bu mahallenin, bu semtin yükünü hafifletti ama burada şöyle bir sıkıntı var. Şu anda pandemiden dolayı fazla bir yoğunluk yok ama pandemiden önceki zamanlarda, daha doğrusu bu sokağa çıkma yasağından önceki zamanlarda çok yoğun trafik akışı oluyor ve oradan gelen araçlar özellikle şurada ve bu göbeğin çevresinde hem yayalar için hem marketten alışveriş yapıp da çıkmak isteyen araçlar için tehlike arz ediyor. Buraya bir ışıklandırma olabilir, uyarı levhalarına malum kimse uymuyor, kasis olabilir. Yani bunu yetkililerden özellikle istirham ediyorum. Çünkü ihtiyaçlarımızı alıp da şuradan karşıdan karşıya geçmeye çok sıkıntılar yaşıyoruz yani. Tamamı bu buranın sıkıntısının. Yukarıda parkımız var. Parkımızın ışıklandırması yoktur. Bu bölgedeki ışıklandırması olmayan tek park orası, çocuk parkı. Yerdeki kaplamalar falan hep sökülmüş. Çocuklar rahat oynayamıyor. Düşüp yaralanmalara sebebiyet veriyor. Tekrar yine ileride bir kavşağımız var. Orası tam bir keşmekeş. Kim nereden geliyor, nasıl geliyor? İki tane geliş var, bir tane gidiş var. Sonra sürekli trafik kazaları oluyor orada. Işıklandırmamız var. İleride böyle yeşil bir alanımız var. Fakat hiç bank yoktur. İnsanlar yoruldukları zaman gidiyor çimenlerin üzerine oturuyorlar. En azından oralara banklar koyulabilir. Şu anda benim size söyleyeceğim bunlar. Çöp konteynerleri, evet, çok güzel. Kapalı çöp konteynerlerimiz var ama bunlar için bir cep yoktur. Veyahut da cepte değil, biraz sonra görürsünüz, hepsi yolun ortasında duruyor. Bunlara daha dikkat edilebilir. Bir diğer mahalle sakini olan Serkan Oflas da kontrolsüz kavşakların olduğunu, burada kazaların çok olduğunu belirtti. Biz Doğan Ürgüp'ün belediye başkanının haricinde buraya hiçbir çalışma görmedik. Özellikle Doğan Başkan'ın yaptığı Kurt Vadisi, Kurt Deresi civarının ikinci etabı vardı. Sami Bey geldikten sonra Sami Bey oranın devamını yapmadı. Orayı öylece bıraktılar. Bu da çok, özellikle kazalar çok fazla oluyor bu kontrolsüz kavşakta. Bu kontrolsüz kavşağa hiçbir şekilde şikayetlerimiz doğrultusunda hiçbir şekilde gelen de olmadı, bakan da olmadı. Herhangi bir, sadece şuraya bir tane kontrolsüz kavşak levhası koydular, onu da yeni yaptılar. Çekerseniz siz de ne kadar kontrolsüz bir yer olduğunu görebilirsiniz buranın. Onun haricinde bizim buraya gelen zaten belediye başkanları sadece seçim zamanı buraya uğrarlar. Onun haricinde bu mahalleye hiçbir Allah'ın kulu gelmez. Biz 92 yıldır buradayız dediğimiz gibi. Burası tır parkı. Aşağıyı da çek abi. Burası tır parkı. Getiren bu tırlarını buraya eğiliyor. Bunlar havayla çalışan, hava sistemiyle çalıştıkları için frenler. Bu frenler boşaldığı takdirde burada ölümün önüne geçemezler. Bu bir. İkincisi, devlet su işlerinin arka nizamiyesinden devlet su işlerinin ağır tonajlı tırlarını mahalle arasından çıkarttırıyorlar. Bunun için de şikayette bulunduk. Onunla alakalı da hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Biz mahallemizdeki sıkıntıları defalarca dile getirdik, yazılı ve sözlü, ama hiçbir şekilde tekrarında bize bir geri dönüş olmadı. Mikrofonlarımıza konuşan diğer mahalle sakinleri ise doğalgaz baz istasyonu olduğunu, çocuklarının korkudan dışarıya çıkaramadıklarını ve bu baz istasyonunun buradan kaldırılmasını istedi. Bizim buradaki sorunlarımız, sıkıntılarımız, mesela çocuklarımızı biz burada dışarı çıkartamıyoruz. Burada kamyonlar sürekli harfiyat taşıyorlar mesela. Harfiyatı boşalttıktan sonra gelişlerde aynı burada otobanla gider gibi 60'dan 80'den geçip gidiyorlar. Çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz. Şu aşağıda mesela su boruları, eski borular. Orayı sürekli patlatıyorlar. 2 günde bir, 3 günde bir sularımız kesiliyor. Şu anda yine sularımız kesik. Yani biz buradan bayağı hiç hizmet görmüyoruz mahalle olarak. Mahallemizde hiç hizmet yoktur. Mesela bu parkı, demin arkadaş da söyledi, bu park.
Doğan Ürgüp'ün zamanında açılmaya başladı işte. İkinci etabı vardı, bunun üçüncü etapları vardı. Hiçbir tane daha başka buraya bir sandalye masa konmadı. O şekilde kaldı. Yani bizim sıkıntılarımız bunlar. Mahalle olarak biz hiç hizmet göremiyoruz. Abi geçenler gece 187 aramışlar. Geldiler adamlar acilen. Ellerinde yangın söndürücü tüpüyle etrafında dolanıyorlar. Bizim çocuklarımız burada oynasa, bizim çocuklarımız burada Allah korusun ellerinde bir ateş olsa ne yapacağız abi biz burada? Mahalle arasında baz istasyonu olur mu? Doğalgaz tabii ki. Doğalgaz istasyonu burası. Yani getirdi bunu buraya kurdular. Bunun sebebi ne ben anlamıyorum. Yeşilliğin içine getirdi koydular bunu da. Bunun da kaldırılmasını, buradan kaldırılmasını istiyoruz yani. Bu burada bayağı tehlike. Mahalle arasında özellikle çocukların oynadığı yeşilliğin içi. Mahalle sakinleri belediyenin Diriliş Mahallesi'ne şu ana kadar hiçbir çalışma yapmadığını söyledi. Mahallemizin tabii bazı sorunları var. Sorunlar geçmişte de sorunları yetkili yerlere biz götürdük. Burada mesela Mimar Sinan'dan İhsan Över Caddesi'nde gelen Kurtderesi mevkiinde bir park vardır. Kurtderesi Parkı. Bu civardaki Diriliş Mahallesi, Mimar Sinan vardı Tuzlugöl'den. Bu civardaki insanlar burada geliyor pikniğini güzelce yapıyor, şeyini yapıyor. Şu anda pandemi dönemi olduğu için fazla bir yoğun gelen yok zaten. Geçmişte buranın bazı sorunları var. Biz buradan iki mahalle olarak Mimar Sinan ve Diriliş olarak burada muhtarlar, her iki muhtarlık imza topladı. Belli bir miktarda imza topladı. Yanlış olmasın 5000'e yakın bir imza toplandı. Buranın sorunlarının giderilmesi için yetkililere gidildi. Yetkililere gidilince ikinci planda olarak hiç buraya el atılmadı. Burayı ikinci bir kademe veyahut da gözden çıkarmış bir mahalle olarak görüyorlar. Vallahi mahallemiz dedim ilk önce şu çöp konteynerlerinin biraz daha modern olmasını istiyorum. Diğer mahallelerde var. Diriliş Mahallesi gelince yok. Bu ayrıca ne onu bilmiyorum. Onu yukarıdaki ilgililere sormak lazım. En azından bak muhtara kaç sefer söyledik. Şuraya bir engel konması lazım. Bak burada cami var. Arkada okul var. Fırınlar var. Şuraya çocuklara bak buyur. Şuraya bir engel yapılsa kötü mü olur? Kaç sefer söyledik. Yok yapmıyorlar diyor. Sen mıhtarsın ya, sen seçilmiş adamsın. Nasıl yapılmaz, yaptıramazsın? Tümsek. Evet, gasis işte buraya gasis yapılacak. Buraya geldim yavaş git. Buradan bak geliyor şimdi seyret. Bak. Evet. Ha böyle işte. Bir de bu şeyin davası nasıl olacak? Bu arabalar neyin? Emeklileri almıyorlar, bilmem ne dışarı çıkma şeyi var. Bunlar nasıl olacak hiç? Vatandaş hiç bilgilendirilmiyor. Peki siyasilerden memnun musunuz? Sivas milletvekillerinden? Vallahi hangisi gelse aynı. Hiç değişen bir şey yok hemşerim. Hangi milletvekili partiden gelirse gelsin hep aynı. Değişen hiçbir şey yok. Mustafa Çelik isimli bir gençse belediye park yapıyor. Aileler gençler otursun diye ama aileler oturamıyor. İçki içen insanlar var. Bu yüzden parklarda güvenlikçi olmasını istiyoruz dedi. Bu temizlik açısından olabilir. Yani temizlik açısından biraz daha temiz olabiliriz. Muhsin Yazıcıoğlu güzel oldu ama sadece parklarımız mesela hani yani yerde çöplerimiz falan var. Bunlara biraz daha özen gösterilirse ve hani Kızılırmak projesi vardı. Sayın Sami Aydın'ın yapacağı bir projeydi ve o proje hala gerçekleşmedi. Hani ben böyle bir sporcu olarak, ben bu arada milli sporcuyum abi. Milli sporcu olarak yürüyüş alanlarının hani daha iyi olmasını istiyorum. Yani koşabileceğimiz, güzel bir spor yapabileceğimiz bir alan istiyorum. Bunlar da var. Mesela parklarımız yapıyorlar güzel. Etraf yani aileler açısından iyi bir şey. Ama parklarda aileler oturamıyor. Gençler yani alkol kullanan var, insanları rahatsız eden var, bağıran, küfür eden. Bunlara müdahale edilmesin, her parkta bir güvenlik görevlisi olmasını. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu Parkımız. Yaptılar, gayet güzel bir yer. Ama tırmanma duvarlarımız çalışmıyor mesela, kimse giremiyor. Güvenlik yok. Böyle mahallemizdeki insanlar orayı esir almış durumda. İnsanlar kafasına göre gidip de orada istediğini yapamıyor. Kimse özgür gezemiyor. Kötü alışkanlıklara bulaşan çok bir sürü insan var. Bize yani istediğimiz zaman gidip orada oturmamıza izin vermiyorlar. İnsanların önünü kesiyorlar. Onun dışında yani mahallemiz temiz değil. Etrafta her yerde çöpler var. Biz elimizden geldiğince kendi çöpümüzü temizlemeye çalışıyoruz ama dikkat etmeyen insan da çok fazla. Bir yerde otururken mesela bankların üstü daha pis. Oturacağımız yerlerden daha pis. İnsanlar ayaklarını koyuyor. Bu yüzden rahat edemiyoruz. Sosyal faaliyetler açısından mesela şu korona döneminde kapalı evet ama açık olduğu zamanlarda biz gidip de bir yerde sporla uğraşamıyoruz. Ne bileyim gençlik merkezleri yok. Yakınlarda bizim gidebileceğimiz, ulaşabileceğimiz.